duyguları nedir? Arkadaşlarınız ne havadasınız? Evet, teşekkürler. Siz de hoş geldiniz bu arada. Çok aslında uzun bir süre olmadı toplandıktan sonra, ayrıldıktan sonra. Hemen toplanmış gibi olduk. Aslında birbirimizi özlemiştik. Sonuçta uzun bir süre kamp yaptık beraber. Ve başarılı sayılabilecek bir turnuva geçirdik. Tabii ki gönül daha ötesini de görmeyi isterdi. Ama bunu başarmış olmamız, çeyrek finale, böyle bir genç takımla çeyrek finale ulaşmış olmamız ve yarı finalin ucundan dönmemiz ve bunun herkesin farkında olması ve ülkece yarı finale çıkamadığımız için üzülerek turnuvadan dönmemiz aslında iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Dediğiniz gibi şimdi Uluslar Ligi başlıyor. Orada da hedefimiz belli. Zaten grubumuzu birinci sırada bitirmek. Yeni bugün toplandık. Ben güzel bir kamp olacağını düşünüyorum. İnşallah iki maçımızı da galibiyete kapatıp devam edeceğiz. Grupla ilgili neler söylemek istersin? Galler var. Karadağ, İzlanda çok sık maç yaptığımız takımlar. Hem ilk maçı soralım özellikle. Galler maçını, deplasmanı soralım. Zorlu geçer her zaman. Bir de genel grup değerlendirmesini soralım sana. Evet, yani son zamanları genelde sanki hep aynı takımlarla karşılaşıyormuşuz gibi oldu. Onlar da bizi biliyor. Biz de onları biliyoruz. Genelde maçlarımızda kağıt üstünde farklı ama saha içerisinde her zaman farklı oynanıyor. Fizikli bir takımla oynayacağız yine. İlk maçımızın deplasmanda olması da tabii ki hem avantaj hem de dezavantaj sayılabilir. Ama biz kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bu hem ülke olarak hem de milli takım olarak yakaladığımız bu güzel atmosferi bozmadan devam edebilmek için galibiyetle kapatmak istiyoruz ilk maçımızı. Daha sonrasında tekrar ikinci maçımızı düşüneceğiz. Çünkü kısa bir süre var maçların arasında da. Umarım her şey yoluna gidecek. Mert, milli takıma ilk kez seçilen futbolcular var ki ikisi senin Beşiktaş'tan takım arkadaşın Emirhan ve Mustafa Erhan gibi genç futbolcular. Genç bir jenerasyonumuz var. İlerisi için bu jenerasyon sana neler hayal ettiriyor? Yani hali hazırda dediğiniz gibi zaten genç bir takımdık. Genç oyuncular da sürekli eklenmeye devam ediyor. Bugün dediğiniz gibi bizim takımımızdan da Emirhan ve Mustafa da bu takıma bugün kampta dahil oldu. Hepsinin, yani buradaki bulunan tüm oyuncular zaten burayı hak ederek gelmiş oyuncular. Yaşları ne olursa olsun yani fark etmiyor. Hocamız da zaten bunu bir hediye olarak değil, hak ettikleri için burada olduklarını söyledi. O da çok yani doğru bir söylem. Artık gerisi kendi yeteneklerine ve ne kadar ileriyi düşünmek istediklerine bağlı. Ama ben hepsinden umutluyum. Hem iyi bir takımız hem de dediğiniz gibi genç bir takımız. Önümüz açık. Sevgili Mert, sıcağı sıcağına bir anda 4 maç ligde geride kaldı sezon başladı. Konsantrasyonu yüksek bir milli takım takvimiyle mi başlamak isterdiniz yoksa böyle daha orta seviyede, daha böyle yavaş yavaş ısınıp Mart ayına elemelere hazırlanmak mı daha iyi acaba? Hani çünkü çok sıcağız şu an. İki ay önce daha hiç bitmemiş gibi duruyor bizim gözümüzde turnuva. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Yani bu seviyede artık sonuçta kararları biz vermiyoruz. Bizim yapmamız gereken, bizim elimizden geleni yapmamız ve önümüzdeki bütün maçları %100 konsantreyle oynamamız. Sezonun başı olması itibariyle dediğiniz gibi bazen konsantre anlamında veya oyun anlamında bazen sıkıntılar yaşanabiliyor. Ama biz bu turnuvada hem birlik beraberliğimizle hem de takım oyunumuzla iyi bir görüntü verdiğimizi düşünüyorum. O yüzden maçların arası kısa bile olsa, hani tekrar kısa bir sürede toplanmış bile olsak yine aynı takım oyunu oynayarak iyi bir şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Mert, Avrupa Şampiyonası'nda yarım kalan bir hikaye vardı. Sıradaki hikaye sence nasıl yazılır? Yani Dünya Kupası'na uzun süredir tabii katılamadığımız bir ortam var. En büyük hedefimiz tabii ki Dünya Kupası'na katılmak. Ama öncesinde bu yakaladığımız iyi havayı devam ettirmek önemli. O da burada Uluslar Ligi'nde grubu birinci bitirmekten geçiyor. Ama dediğim gibi bunlar uzun süreli düşünebilecek şeyler. Öncelikle maç maç bakmamız lazım. O yüzden önce ilk maçımızı düşünüyoruz. Ama bir hikaye daha yazmak için Dünya Kupası'na da gitmeyi çok istiyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Tamam. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili Mert.